Hayırlı akşamlar arkadaşlar, nasılsınız, iyi misiniz? Beni sorarsanız işte iyiyim. Bu arada pazar günü taşıyoruz Özlem'in evine. İstanbul dışına götürüyorum. Evi tuttum. Ondan sonra nakliyeyi de az önce tuttum. Pazar günü alırız dedi adam. Oy. Böyle olmasına üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Ev sahibiyle de görüştüm, muhatap olduğum kişiyle görüştüm. Arayacaktım, kaç gündür arayamadım. Hatta çocuk da şöyle dedi, abla hani bana söyle dediler ama ben hani ya işte o gün dedi kontrat yaparken çocukları falan gördüm, üzüldüm, ben söyleyemem dedim dedi. Bir kızımız söyledi hatta. Öyle helalleştik ettik işte, konuştuk, konuşuruz dedik. Dedim pazar günü boşaltacağım böyle böyle. Onlar hemen boşaltın demediler tabii ki hani. Yine çocuk da dedi çok net belli değil falan dedi. İşte bir sene sonra işte Nisan gibi falan. Ben de dedim ben tuttum evi böyle böyle filan yere gidiyorum dedim. Öyle konuştuk, anlaştık. Böyle. Dükkanı da kapatacağım arkadaşlar. Çünkü ben inemiyorum, ilgilenemiyorum. Yemin ediyorum yüküm o kadar ağır ki bunu anlatamam. Yani o yaşadığım stresleri, o yaşadığım telaşları bilseniz, hani içimde olup görseniz dersiniz ki ya Semiha sen nasıl dokuz canlı bir şey misin, nasıl ayaktasın falan dersiniz. Gerçekten çok yoruldum. Çok yıprandım. Çok hayallerle açtım dükkanımı. Ama olmadı. Olmuyor. Yani yetişemiyorum. İnsem olur. İnebilsem. Ama olmuyor. Ya ben de çok yoruluyorum. Ben de insanım. Bir deri bir kemiktenim yani. O yüzden böyle kapatma kararı verdim. Bazen işler planladığımız gibi yani kurum yapıyoruz kafamızda, kurduğumuz gibi olmuyor, gitmiyor. Ya işte böyle olmayınca da zorlamayacaksın. Yani tek başımayım, gerçekten tek başımayım. Oraya mı yetişeyim, oraya mı yetişeyim, öyle mi yapayım, böyle mi yapayım? Ondan sonra hani ben biraz da böyle çıkmaza girmeleri sevmiyorum yani. Evet olsun diye elimden geleni gerçekten fazlasıyla yaptım. Sabah ezanlarında kalktım. Yoruldum. Ama severek yaptım. Dediğim gibi istesem yaparım. Ama yapamıyorum. Yani olmuyor. Artık ben yıpranmaya başladığımın farkına vardım. Yani böyle içten içe çürüyorum sanki. Gerçekten böyle. Yani böyle ya işte size bilgi vermek istedim. He aşkım. Özlem de hasta, hastaneye gitti. Kaç günlerdir hastanelerdeyiz. Demliğimin suyu da bitti. Çay içecektim güya. Neyse. Oy. İşte böyle yani arkadaşlar. Pazar günü hayırlısıyla taşınıyoruz. Dükkanı da kapatıyorum. İnemiyorum, yapamıyorum gerçekten. Yani hatta ev sahibi dedi ki çok hoşuma gitti, gurur duydum. Oraya gelen tek üzmeyen insanlar sizlersiniz dedi. Yani kirayı gününde falan fıstık böyle. Onlar da izliyorlar zaten beni. Çok teşekkür ederim. Hatta şöyle dedim ya, sizin alt dolabı ben söküp atmıştım hani. Bir şey yapmam gerekiyor mu falan, çürüktü dedim çünkü. Biraz uyanıklık yaptım, hemen arkasından dedim ki zaten yeni gelin gelecek ya, tamir dedim ettireceksiniz, yeni gelin o dolabı beğenmez, siz de atacaksınız yani. Ondan sonra yok dedi. Ay öyle işte, öyle dedim ben, dedim üzmem yani, ben sevindirmeyi tercih ederim her zamanki gibi. Böyle ben maaşım yatınca hemen
kişilere ödemem varsa onları yapıyorum gerçekten. Hemen de faturalarımı öderim. Böyle bir disiplinim var yani. Mustafa mesela evin internetini unutmuş. Dün akşam video yüklüyorum. Kaç gündür video yüklemedim farkındaysanız. Dün akşam da Wi-Fi'den yükleyeyim dedim. Yok olmuyor. Mustafa sen ödemedin, unuttum anne. Hayır, unutamazsın. Ödeyeceksin. Bu ihmalliktir. Ondan sonra işte böyle ya. Daha iyi olur inşallah İstanbul dışı. Kendi evimiz olacak, doğa. Doğayı ben çok seviyorum. Aşığım doğayı. Zaten ben sebze manyağıyım. Ben yani 24 saat sebze yerim, yemin ederim. Haşlayayım onu, öyle yiyeyim yani. O kadar çok seviyorum ya. Vallahi bak, abartmıyorum. Ya hiçbir sebzeye kötü olmuş demem yani. Sebze ya, o yeterli. Gerçekten böyle. Yani işte dikiş tutmayınca tutmuyor bir şeyler. Bu taşınmak en nefret ettiğim bir şey benim bir de. Allah, Allah taşınma vermesin yani Rabbim. Neyse, adamlar taşıyacak, o yüzden rahatım biraz. Şimdi ben çocuklarla beraber tuttuğumuz eve gideceğiz cumartesi günü. Ondan sonra burada da adamlar yükleyeceği için Mustafa ile Pınar'ım olur. Onlar ilgilenirler pazar günü. Biz de tuttuğumuz evi, ev temiz, boyası falan sıfır. Yerleri sileceğiz yani sadece. Bu kadar. Ondan sonra. Ne aşkım? Ne? Tamam, içeri git balım hadi yavrum. Hadi güzel kızım benim. Tamam bak, video çekiyorum ben. Video çekiyorum bak. Hadi güzel kızım benim. Hadi videom bitince ben de geleceğim hadi. Hadi kız onu annem. Konum monum atarız adamlara işte böyle. Şöyle dolduruyorum vallahi makineyi. Ay. Çok kış gelmeden dedim, halledeyim dedim yani. Artık evdekiler de idare edecekler. Ben yokken. Ay. Ev halkı bu oyuna dönüşümlü hasta oluyor. Allah'ıma çok şükürler olsun ben olmadım. Hiç geçmedi de hani. Vallahi yediğim sebzelerden mi, turşulardan mı ben bilmiyorum. Ama bana geçmedi. Biri hasta oluyor arkasından, hepsi böyle. Çorap söküğü gibi geliyor. Maşallah, inanın hiç hasta olmadım valla. Benim hasta olma lüksüm yok zaten. Aha görüyorsunuz sırtımdaki yükü, omuzlarımdaki yükü. Ya. İnşallah bu taşındığımız yerde de uzun uzun kalırız. Çok güzel bir yer. Ondan sonra sessiz, sakin. Tam benim istediğim. Ben kalabalığı sevmiyorum. Mesela İstanbul bana göre bir şehir değil. Vallahi değil. Ben gürültüyü, mürültüyü hiç sevmiyorum. Ben var ya, böyle yemeğimi bile tek yiyeyim, yemin ederim. Çayımı tek içeyim. Kahvemi tek içeyim. Kahveye düşkün değilim. Kaç gündür ben Türk kahvesi içmiyorum mesela. Onun sadece horsu var. Başka bir şeysi yok. Neyse, onun da hastaları var canım. Bazısı da çay içmiyor. Kahve çok içiyor. Çok kahve de çarpıyor insanı ya. Ya ben böyle sessizliği çok seviyorum gerçekten. Sofrada mesela konuşmaktan nefret ederim sesten. Sofradaki sesten. Nefret ederim resmen. Sevmiyorum ya. Yemek yerken konuşmaktan nefret ediyorum, yemin ederim. Hiç sevmiyorum. Bir elin iki iş yapabilir mi? Ağızda öyle hem yemek yiyorsun hem nasıl konuşacaksın? Oy. Yani bir şeyler, bir şeyler. Tabii bu anlattıklarım boş yani. Böyle bir şansım da yok. Gayet kalabalığız. Ay. Özlem orada kalmayacak arkadaşlar. Şimdi yine soracaklar, Özlem orada mı olacak diye, tek mi oturacak diye. Ben oğlumu bırakamam ki hiçbir yere. Ben onsuz yaşayamam, bal oğlum benim. Aşk oğlum. Oy, ben onlarsız duramam. Onlar ölene kadar artık benimle arkadaşlar.
Ha büyürler. Kurtarırlar kendileri. Anneanne biz artık seni istemiyoruz. Seninle oturmayacağız. Biz tek oturacağız derlerse tabii ki saygı duyarım ileride. Ama şimdi onların bana çok çok ihtiyacı var. O yüzden asla bırakamam onları. Şartlarım ne olursa olsun yani. Öyle. Bir şeyler bir şeyler. Dükkana gelince buraya kadarmış. İnsanın en sevdiği annesi hayatından çıkıyor değil mi? Ölüm var çünkü. Yani severek kurduğumuz işler de böyle. Ne oldu yavrum? Yavuz ağlatma kardeşin annem. He al da ver yavrum hadi. Hadi video çekiyorum ben aşkım. Hadi göster de bana nereye koydun de. Hadi bal oğlum benim. Of. Gerçekten olması için dişimle tırnağımla koşturdum. Savaştım, yarıştım. Hep ama işimle yarıştım, işimle koşturdum. İşime... Dur aşkım ne oldu? Dur durayım da konu. Kalem kağıt verdim ellerine. Oy. Nerede kaldığımı da unuttum vallahi. İşte son haberler böyle arkadaşlar. Başka hayırlı haberlerle inşallah. Ne yapayım? Şimdi dükkandaki malzemeleri de o lavabomu falan çok beğeniyorum yani atmak kaybetmek istemiyorum o lavabo almıştım ya. Onları falan da saklayacağım yani. Halledeceğim. Beyaz eşyalarım falan zaten yeni. Satmayacağım. Bir dedik satsak mı acaba hani ikinci el olarak falan. Sonra dedim yok satma. Ben eşya satmayı sevmiyorum ya. İki tane kanepe var falan. Ondan sonra öyle işte ya arkadaşlar. Böyle işte son durum. Ay. Oy. İç yorgunluğum inanın hala geçmedi. Yani yorgunum böyle içten içe. Çünkü yani koşturmalar yaşadıklarımız az borcu. Gerçekten yaşayan bilir yani tek başına uğraşmak, tek başına koşmak. Mesela şimdi çocukların tuzu kuru oluyor. Niye? İşte mesela misafir gelecek, ben daha çok panik yapıyorum. Neden? Çünkü onlar ne diyor? Annem ilgilenir, annem yapar. Ya bu işler böyledir hani. Yük her işin yükü benim sırtımda. Gerçekten benim sırtımda. Yani daha çok düşünen benim, daha çok koşturan benim. Anlayacağınız. Böyle işte. Pazar günü gidiyoruz Allah izin verirse. Dedim mi bilmiyorum ama biz bir gün önceden gideceğiz cumartesi gününden. Ondan sonra eşyalar da arkamızdan gelecek. Pazar günü. Böyle. 20'den aşağıda nakliye yok ya. Vallahi. Neyse ben vur aşağı çık yukarı derken biraz indirdim yani. Durumu izah ettim böyle böyle dedim. Ay. Böyle hallettim işte ya. Ne diyeyim daha? Oy. Ben sizleri öpüyorum. Güçlerinizi, kuvvetlerinizi, daha çok dualarınızı bekliyorum.
Destek olarak da işte buradan videolarımıza destek bekliyorum. Ben ekmeğimi buradan kazanıyorum. Böyle. O yüzden desteğinize ihtiyacım var. Like, yorum, paylaşım desteği yaparsanız çok sevinirim. Hepinizi çok çok öpüyorum. Daha çok dua bekliyorum ama. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.